Bugün konuğumuz Ford Ranger Wildtrak. Uzun bir ara oldu. Yaklaşık olarak 60 gün oldu test aracı almayalı. Ama malumunuz normalleşme sürecine girdik. En azından şu içinde bulunduğumuz günlerde normalleşme sürecindeyiz. Bir şekilde de bir taraftan başlamak gerekiyor herhalde. Çünkü ekonomimizin buna ufaktan ihtiyacı var tabii ki. Benim normalleşmem de test araçlarına başlamak olacak. Düzenli olmayacak tabii ki. Muhtemelen Haziran ortalarını bulacaktır düzenli inceleme videoları yayınlamam. Ama dediğim gibi bir yerden başlamak gerekiyor. Niye Ranger yanımızda? Çünkü yeni motorlara sahip Ranger ürün ailesi. 2 litrelik dizel motorun farklı versiyonlarına sahip. Bu yanındaki Wildtrak en güçlü versiyonuna sahip. Bu 2 litrelik dizel motorun. Dahası 10 vitesli otomatik şanzımanla da satın alabiliyorsunuz artık Ranger'ı. Yani bayağı bir şey değişti. 2 litrelik motorlar çok önemli pickup ailesi için. Çünkü 4 tekerlekten çekişli versiyonlarda vergi avantajı var. Eğer 2 litreden daha düşük hacme sahip bir motor kullanıyorsa araç. O nedenle de özellikle Wildtrak eskisine göre ciddi vergi avantajına sahip artık. Bazılarının da ilgi alanına girebilir bu sayede. Bir etrafında dolaşalım aracın. Neler var neler yok size onu anlatmaya çalışayım. 5 metre 36 santim boyunda Ranger. Bu sınıftaki araçlar 3 aşağı 5 yukarı zaten bu civarda boylara sahipler. Bu da doğal olarak bol bol kullanım alanı sunacağı anlamına geliyor. Bir kasa tabii ki malum bir kamyonette sunulması gereken kocaman bir kasa. Ne yazık ki davlumbazların arasına bir Euro palet yan olarak sığmıyor. Uzunlamasına yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer yük taşımak için kullanacaksanız belki ihtiyacınız olacak bir bilgidir. Bunun dışında eğer binek araç gibi kullanacaksanız bu aracı bu tarz aksesuarlar satın almanız gerekiyor. Bunları kaliteli olanlarından tercih etmenizi tavsiye ederim nacizane. Çünkü bu havuz, kasa sürekli esniyor araç hareket ettikçe ve bunlar da kolayca bozulabiliyor. Ford satıyor örneğin. Eğer isterseniz bunları aksesuar olarak satın alabiliyorsunuz. Wildtrak özelinde Ranger ürün gamında bu kasanın kapağını yaylarla donatmışlar. O sayede de kolayca kaldırılabilen çok daha hafif bir kasa kapağı elde edebiliyorsunuz. Normalde bu kasa kapakları çok ağır olur ve biraz daha güç ister kapatmak için ama gördüğünüz gibi bunu çok basit bir şekilde tek elle de kapatabiliyorsunuz. Güzel, hoş bir özellik. Arka koltuklarını da birazcık anlatayım size. Malum bu tarz araçlarda bir saklama alanı sorunu vardır. Çünkü kasa her zaman açıkta durduğu için ve dış etkenlere de maruz kalabildiği için önemli. Yani ona dair aksesuarlar satın almazsanız. Ama Ranger'da güzel bir sunum var. Bu koltuğu kaldırıp nispeten basit bir şekilde bu aşağıyı ufak tefek saklama alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Burada avadanlıklar var. Mesela krikosu var aracın ya da reflektörü var. Bu tarz şeyleri buraya yerleştirmişler. Güzel bir sunum bu. Ama yine de mesela ilk yardım çantası içinde ekstra bir alana ihtiyaç var. Buralara yerleşecek şeyler olması gerekiyor. İsterseniz bu koltuk sırtlığını şuradaki kanca yardımıyla arkaya takabiliyorsunuz. Böylece burayı belki yükleme alanı olarak, kapalı bir yükleme alanı olarak da kullanabilirsiniz. Hoş bir sunum bu. Bu tarz bir araçta olması gereken bir sunum. Yüksek bir araç. Binmesi o kadar kolay olmayabilir herkes için. Ama buraya geçtiğinizde 3 metre 22 santimlik alt mesafesinin keyfini sürebiliyorsunuz. Aracın benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre yararlı. Burada gördüğünüz gibi çoğu kompakt sınıfı içerisinden daha iyi bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de hiç kötü değil. Bu araç tabi cam tavan, açılır tavan. O tarz bir donanım yok. Yani tavandan çalacak bir şey yok. Ama çok da anormal bir baş mesafesi olduğunu söyleyemem aslına bakarsanız. Böyle bir sunumun olmamasına rağmen. Çünkü bu araç yerden yüksek. Şasisinin üzerinde, merdiven şasisinin üzerinde duran bir araç. Yani karoseri aslına bakarsanız, bu kasa kısmı aslına bakarsanız o kadar da iri değil bu ebatlarının yanında. Sunumlara geçecek olursak mesela 12 230 voltluk bir priz yer alıyor. Burada 12 voltluk bir çıkış yer alıyor. Havalandırma çıkışı vesairesi yok. Güzel bir kapı içi cebi var. Sunumlar güzel, kalite hissi güzel. Koltuk sırtlıklarının arkasında cepler mevcut. Orta yükseklikte bir şaft tüneli var. Buraya geçeyim. Güzel burası da. Evet, burada da seyahat edebilirsiniz. Belki çok da rahatsız olmayacaktır. Koltukların sırtlıkları birazcık dik. Bu arka koltuk sırasının. Bu nedenle çok uzun seyahatler için rahat olacağını iddia etmiyorum. Ama kol dayanağı da unutulmamış. 2 tane bardaklık var. Güzel yani burada sunumlar. Yine de arka koltuklarına mutlaka bir bakın. Ranger'ı eğer aile kullanımı için mesela satın almayı planlıyorsanız. Direksiyona geçiyorum o zaman. Neler varmış orada onları anlatayım size. Şimdi de Ford Ranger'ın direksiyonundayız. Öncelikle tabii ki motor ve şanzımanla başlayacağım. En önemli yenilikleri olduğu için. 2 litrelik dizel motor sunuluyor artık. Eskiden 2.2 litrelik bir dizel motor ve 3.2 litrelik ikinci bir dizel motor sunuluyordu. 3.2 litrelik dizel motor 5 silindirliydi üstelik de. Ve bu içinde bulunduğum Wildtrak versiyonuna güç vermek için kullanılıyordu. Yeni 2 litrelik motor bu iki motorun da yerini alacak şekilde tasarlanmış.
3 farklı güç versiyonu var. Bunlardan sadece 2 tanesi Türkiye'de satılıyor. Birincisi XDT, yani giriş seviyesinde Ranger'a güç veren 170 beygir güç, 440 Nm tork üreten versiyon. Bir tane değişken geometrili turbo beslemeyle besleniyor bu versiyon. Ve isterseniz 6 vitesli manuel şanzımanla, isterseniz 10 vitesli otomatik şanzımanla, isterseniz arkadan çekişte, isterseniz de 4 tekerlekten çekişte satın alabiliyorsunuz. Güçlü versiyonsa çift turbo beslemeyle 213 beygir güç, 500 Nm tork üretiyor. Yani litre başına 100 beygirden daha fazlasını üretme başarısına sahip bu pick-up motoru. Yani ticari araç motoru, yük taşımak için, römork çekmek için tasarlanmış aracın motoru. Bunu yapmak için seri bağlanmış bir çift turbo beslemeye sahip, ama bu iki tane turbo birbirinden oldukça farklı. Bir tanesi daha küçük, nispeten daha küçük ve değişken geometriye sahip. Bu turbo alt devirlerde motoru beslemek için kullanılıyor. Daha az egzoz gazıyla daha fazla basınçlı hava pompalayabilmek adına kullanılıyor. Büyük ve sabit palli ikinci bir turbo ise üst devirlerde motoru beslemek için kullanılıyor. Motorun o ihtiyaç duyacağı fazladan basıncı elde etmek için kullanılıyor. İlginç bir bilgi, bu turbolar seri bağlı ve üst devirlerde küçük turbo devreden çıkartılabiliyor ki büyük turboya çok daha rahat bir şekilde egzoz gazı akışı sağlanabilsin. Büyük turbo tek başına üst devirlerde motoru rahat rahat besleyebilsin. 213 beygir güç, 500 Nm tork, 3.2 litrelik bir motorun yerini alması için kullanılıyor. Eski motordan 13 beygir daha güçlü ve 30 Nm daha fazla torka sahip. Yani kağıt üzerinde bunu çok rahat bir şekilde başarabilmesi lazım yeni motorun. Yola çıktığınızda ise tepkiler çok daha farklı, sonuçlar çok daha farklı. O kadar atak hissettiriyor ki motor. Gerçekten de şaşırıyorsunuz. Bir binek araç motoruymuş gibi, sanki bir crossover'ın içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Bu araç 2 tonluk boş ağırlığa sahip bir pick-up, ama tam tersi etkiler bırakıyor buradaki Wildtrak versiyonunda özellikle. Bu sonucun araçlarından bir tanesi tabii ki motor, ama ikincisi 10 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzıman. Eskiden 6 vitesli bir otomatik şanzıman sunulurdu Wildtrak versiyonlarında. Fazladan 4 oranda motorun daha uygun devirde kalması için, daha geniş bir yelpaze kullanılması için uygun görülmüş. Böylece motor daha fazla hıza daha uygun karşılıklar verebiliyor. Çok daha iyi esneklik değerleri sunabiliyor size. Buradaki 10 vitesli şanzıman daha önce Ford'un F serisi pick-up'larında, Amerika'da muazzam satış başarısına sahip pick-up'lardır F serisi pick-up'lar. F-150 tek başına bazı ülkelerin otomobil pazarlarından daha fazla satışa sahiptir. F serisi pick-up'larında ve Ford Mustang'de kullanılmaya başladı bu şanzıman. Şimdi Ranger'da kullanılıyor. Geçişleri neredeyse tamamen belirtisiz bir şekilde tamamlanıyor. Çok hızlı, çok kararlı, çok güzel karşılıklar verebiliyor. Böyle çok oranlı şanzımanlar genelde gecikmelere neden olabilir. Çünkü bir anda gaza bastığınız anda 3-4 vites birden düşürmesi gerekir. O da gecikmeye neden olur, ama buradaki şanzıman çok güzel ayarlanmış. Çok yakın oranlarla tık 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 dizilmiş şanzımanın oranları. Bu sayede de istediğiniz hızdaki, daha doğrusu olduğunuz hızla olmaya istediğiniz hız arasındaki devir farkı ya da vites farkı o kadar da anormal olmuyor. Hızlı tepkiler verebiliyor size. Hızlı karşılıklar verebiliyor bu motor şanzıman ikilisi. Gerçekten de çok büyük bir başarıma sahip. Tüketim değerini hemen geçeyim. 9 litre 100 kilometredeki tüketim verim. 391 kilometrelik bir rotada elde etmişim. 35 kilometre saatlikte ortalama hızım var. Bu ağırlıkta 2 tonluk boş ağırlığa sahip 4 tekerlekten çekişli bir pick-up için gayet iyi. 4 tekerlekten çekiş diyorum ama tabii arkadan çekişli olarak kullandım ben. 4 tekerlekten çekişi hiç devreye sokmadım. 4 tekerlekten çekişi kullansanız artar, yükleseniz artar. Ama benim bütün pick-up videolarımı izlerseniz onların hepsiyle kıyaslanabilecek bir tüketim verisidir bu 9 litrelik tüketim. Güç verisine göre iyi sayılabilecek bir değer bu değerde. Bunun dışında motorun diğer bir ilginç özelliği çalışma karakteri. Gerçekten inanılmaz derece titreşimsiz. Çünkü pick-up'lar motorlarıyla senkronize bir şekilde sarsılan araçlardır. Bu zamana kadar neredeyse hepsi böyleydi. Hepsinde o dizel motorun tıkırtılarını, özellikle Rolanti'de çok rahat bir şekilde sarsıntılarını hissedebilirdiniz. Burada öyle değil, titreşimsizliği gerçekten etkileyici motorun. Dahası iç mekanı sesi de çok çok az sızıyor. Burada iki tane neden var. Birincisi motor sessiz zaten. Dışarıdan da bunu anlayabiliyorsunuz. Dışarıda da öyle çok çok fazla duymuyorsunuz. İkincisi
Bu Wildtrak versiyonlarında aktif ses önleyici önleme sistemi var. Yani hoparlörlerden sürekli olarak motor sesinin negatif frekansında, ters frekansında sesler yayınlanıyor. Bu sayede de siz motor sesini kulaklarınızla duyamaz hale geliyorsunuz. Motor sesi var aslında ama siz duymuyorsunuz. Sonuç fark etmez nasıl elde edildiği bunun. İkisi de mühendislik başarısıdır. İkisi de aynı sonuca ulaşacaktır. Siz sessiz sürüşler yapabiliyorsunuz sonuç itibariyle. Bu araçta motor şanzıman ikilisiyle ilgili anlatmam gerekenler bunlar. Gayet iyi karşılıklar alıyorsunuz performans, tüketim ve konfor açısından. Çok çok iyi işler başarmış Ford bu motor şanzıman ikilisi de. Şanzımanla ilgili manuel olarak vitesleri değiştirebiliyorsunuz. Vites topuzunun üzerindeki düğmeler yardımıyla bunu yapıyorsunuz. Normal şartlarda çok kullanışlı olacağını düşünmüyorum açıkçası bu yerleşimin. Ama arazide bir şey çekerken ya da römork çekerken faydasını göreceksinizdir. Manuel değiştirmeniz gerekebilir öyle durumlarda. Diğer sürüş özelliklerine geçeyim. Merdiven şasili, bir kamyonet, arkada yaprak yayları var ve sabit aksı var tabii ki. Önde MacPherson kurulumu var. Bu kurulum dışında alternatif sunan sadece iki tane model var pazarda. Bir tanesi Nissan Navara, diğeri de toprağı bol olsun Mercedes X serisi. Üretimi bitiyor Mercedes X serisinin düşük satışlar nedeniyle. Bu ikisi dışındakilerin tamamı bu kuruluma sahip ve 3 aşağı 5 yukarıda Ranger'la aynı sürüşe sahipler. Yaprak yaylığı pick-up'lara göre onlarla kıyaslarsak Ranger'ın sürüşü iyi sayılabilir. Ama çok kollu bağımsız aksa sahip Navara ve X serisi daha iyi konfor seviyeleri sunuyor. Belirgin bir şekilde hem de daha iyi konfor seviyeleri sunuyor Ranger'a göre. Buradaki sorun arka aksta ön aksın titreşimlerinin eş olmaması. Bu sorun nedeniyle de biraz fazla çalkantı hareketi hissetmeniz. Özellikle nispi olarak düşük hızlarda ilerlediğiniz şehir içlerinde, logar kapaklı yamalı yollarda baya baya hissediyorsunuz. Yolcularınız daha çok hissediyor. Sürücüler biraz daha az hissediyor. Orada konfor seviyesi düşük ama otoyola çıktıkça bütün bu pick-up'ların konforları birbirine yaklaşıyor. Sessizlik konusunda Ranger belki biraz daha öne çıkıyor olabilir bu motoru, yeni motoru sayesinde. Bunun dışında elektrikli direksiyon sistemine sahip Ford Ranger bütün sınıfından farklı olarak ve bu sayede de özellikle düşük hızlardaki manevralarda çok rahat ettiriyor sizi. Alışveriş merkezinde, otoparktaki manevralarda ya da şehir içerisindeki dar dönüşler sırasında hafif bir direksiyonun keyfini sürüyorsunuz. Bütün diğer pick-up'lar hidrolik destekli sistemlere sahiptir ve hıza göre de sertlik ayarı olmadığı için düşük hızlarda da nispi olarak daha ağır direksiyon sistemlerine sahiptirler. Hidrolik destekleri biraz daha azdır onların. Ama buradaki elektrik direksiyon sistemi düşük hızlarda yumuşak, yüksek hızlarda sert olabiliyor. Bu sayede de günlük kullanımda çok rahat ettirebilecektir sizi. Kullanım açısından yani iyi özelliklere sahip. Viraj delisi değil bu otomobil. Ya da otoyolda öyle yüksek hızlarda da mutlu edecek bir otomobil değil sizi. Ama bu sınıfta günlük kullanıma en yakın bir SUV'a, bir crossover'a en yakın sürüşlerden bir tanesi sunuyor. Ranger gerçekten de güzel bu haliyle. Sürüş sonrasında aslında daha öncesinde anlatmam gereken kokpitten birazcık bahsedeyim size. Wildtrak versiyonu bu yeni motorla birlikte ve 2020 model yılıyla birlikte artık biraz daha albenili bir iç mekana sahip. Birkaç tane kaplaması yenilenmiş. Böylece kalite algısı biraz daha yükselecek. Lüks pick-up pazarı biliyorsunuz aldı başını gidiyor. Burada da bu geçerli. Buradaki 8 inçlik mesela merkezi ekran standart donanımda Sync 3 isimli arayüze sahip bu ekran. Sesli komutlarınızı yani algılayabiliyor. Bu ekranla ilgili ilginç bir bilgi. Klima kontrollerini de bu ekrandan yapabiliyorsunuz. Bütün klima fonksiyonlarını bu ekran üzerinden kumanda edebiliyorsunuz. Ekranın hemen altında ikinci bir klima kumandası birimi daha bulunuyor. Bu klima kumandalarının hem düğmeleri küçük hem de birazcık konumları aşağıda yer alıyor. O yüzden çok pratik değil açıkçası onların kullanımı. Ama şu ekrandakiler daha rahat kullanılabilecek ayarlar. Yani iki seçeneği de sunmuş size Ford bir anlamda. Güzel bir gösterge tablosu ortada. Analog hız göstergesi iki yanda iki tane dijital ekranı var. Devir göstergesini görmek istiyorsanız yol bilgisayarından vazgeçmeniz gerekiyor. Bence çok mantıklı değil. Sağ taraftaki ekranda da navigasyonu ya da müzik bilgilerini görebiliyorsunuz. Bunun dışında saklama alanları güzel bir kapı iç cebi var. Yeterince geniş değil ama bolca eşyanızı yine de alabilecektir. Vites kolunun önünde güzel derin bir göz var. İki tane USB portu bulunuyor orada. Vites kolunun hemen arkasında iki tane güzel bardaklık
Ve kol dayananın altında da derince bir göz daha bulunuyor. Saklama alanları açısından güzel. Ve bir de gözlük kabı tabii ki çok önemli. Bunu da atlamamak lazım herhalde. Saklama alanları konusunda da iyi diyebiliriz. İki tane 12 voltluk soket var mesela bu araçta. Bunu da atlamamak lazım herhalde. Çünkü bu bir iş makinesi. Biraz önce söylediğim gibi ve iş makinesinde de farklı bağlantı seçeneklerinin olması lazım. Fiyatlar donanımlar kısmından bahsedeyim. Fiyatları dillendirmeyeceğim. Çünkü liste fiyatlarıyla bayi fiyatları arasında uçurumlar var. Şu anki durumda muhtemelen siz satın alabilir hale geldiğinizde de bambaşka fiyatlarla karşılaşacaksınız. Onu Ford'un sitesine girip bakmanız, fiyatlara Ford'un sitesine bakmanız çok daha doğru olacaktır. Şu anki durum itibariyle rakipleriyle benzer rekabette makul bir noktada. Donanımlarla ilgili güzel haberler var. 7 tane hava yastığı standart donanımda tüm Ranger ürün gamında ön, yan, perde ve sürücü diş hava yastığı standart donanımda sunuluyor. Bu ne yaman bir çelişkidir. Ford niçin aile kullanımı için sunulan Ford Fiesta'da sadece ön hava yastığını sunarken bu iş aracında 7 hava yastığını standart olarak sunuyor diye düşünebilirsiniz. Ama 2020 model yılıyla birlikte bu da değişmiş. Artık Fiesta'da 6 hava yastığı standart olarak sunuluyor. Sadece titanyum donanımıyla artık satılıyor Fiesta. Ama 6 hava yastığının standart olması tabii ki önemli. Daha öncesinde tüketicileri suçlamıştım Ford'un bu kararı için sadece ön hava yastıklarını sunmasıyla ilgili. Şimdi de herhalde tüketicileri takdir etmek, tüketicilere teşekkür etmek gerekiyordur. Çünkü Ford görmüş ki Fiesta böyle güvenlik eksikleriyle satılmıyor. 6 hava yastığına ihtiyacı var. Güzel bir özellik, güzel bir sonuç bu da. Bunun dışındaki donanım özellikleri eğer Wildtrak'ı alırsanız tabii ki çok zengin bir donanımla karşılaşıyorsunuz. Ama XLT de gayet doyurucu donanımlara sahip. Mesela çift bölgeli otomatik klima tüm Ranger versiyonlarında standart far ve silecek sensörde aynı şekilde standart donanımda yer alıyor. Wildtrak'te biraz daha lüks donanımlar alıyorsunuz. Arka diferansiyel kilidi satın almış oluyorsunuz Wildtrak'le birlikte. Eğer off-road kullanımı istiyorsanız bu da önemli olacaktır. Arka diferansiyel kilidi. Seçimlik bir 4 tekerlekten çekiş sistemi Wildtrak'te standart XLT'de isteğe bağlı olarak sunuluyor. Ve sanırım bu kadar anlatabileceklerim. Sonuca bağlayacak olursak Ranger'la ilgili motor şanzıman değişikliğiyle birlikte gerçekten de çok iyi bir noktaya erişmiş Ford Ranger. Sonuçları gerçekten çok iyi. Direksiyonuyla olsun, motorunun sessizliğiyle olsun bu otomobil günlük kullanıma, bu pickup günlük kullanıma en uygun seçeneklerden bir tanesi haline gelmiş. Konumu gerçekten de belirgin bir şekilde değişmiş diyebiliriz herhalde Ranger'ın bu haliyle. Yani değerlendirme size kalmış. 2 litreden küçük hacimli motora sahip bir pickup arıyorsanız zaten çok fazla bir seçeneğiniz yok. Isuzu D-Max var, Ford Ranger var ve böyle de herhalde zaten bununla birlikte de Ranger büyük bir avantaja sahip olmuş oluyor. Gerçekten de direksiyonu mesela çok önemli. Buna değer vermenizi tavsiye ederim. Direksiyonun hafifliği günlük hayatta oldukça büyük bir yardımcınız olacak. Durumlar böyle. Ford Ranger'dan özlemişim konuşmayı. Sanırım otomobil kullanırken birazcık uzattım. Kusuruma bakmayın. Umarım sıklaştırabilirim. Yavaş yavaş herhalde daha düzenli hale gelecektir bu tarz videolar. Ama birazcık zamana ihtiyacımız var hala. Haziran ortası civarlarında herhalde yapabiliriz. Şu aracı teslim aldıktan sonra temizlettim. Eminim Ford benim için zaten temizletmişti daha öncesinde. Geri teslim etmeden önce tekrar temizleteceğim. Çünkü bu salgında kendimizi korumak kadar diğerlerini de korumamız önem kazandı. Malum başkalarına da hastalık bulaştırmamamız önemli. Bu nedenle de normalleşiyoruz ama eski normalimize dönemeyeceğiz. Tekrar yeni bir normal belirlemek zorunda kalacağız. O normale göre de hareket edeceğiz. Bakalım göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Umarım gerçekten kontrol altındadır. Umarım gerçekten bundan 2 hafta sonra çok daha farklı rakamlardan bahsetmiyor oluruz. O zaman bir sonraki testte, karşılaştırmada ya da tanıtım videosunda muhtemelen tabii ki görüşmek üzere. İyi bakın kendinize, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Bütün bunlar bittikten sonra tekrar eski hayatımıza dönmek dileğiyle görüşmek üzere.